Mutlu akşamlar. TVNET ekranlarına hoş geldiniz. 19. saat ana habere başlıyoruz. 31 Mart yerel seçimleri sonrası partilerde değişim yaşanıyor. MHP Başkanlık Divanı'na yeni isimler seçerken İyi Parti ise önümüzdeki günlerde yeni genel başkanını belirleyecek. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'de neleri değiştirecek? Hafta sonu yaşanan İran-İsrail geriliminde Türkiye gerilimin azalması için yoğun çaba sarf ediyor. Peki Türkiye bu süreçte tansiyonu düşürmek için nasıl bir yol haritası izliyor? Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna savaşı artık 3. yılında. Son aylarda cephe hattında değişiklik yaşanmadı. Rusya'nın yaz aylarında yeni bir saldırıya hazırlandığı iddia ediliyor. Peki bu saldırı savaşın gidişatını değiştirebilir mi? Dünya çapında gerçekleştirilen geniş çaplı bir araştırma, ultra işlenmiş gıdaların tehlikesini gözler önüne serdi. Kanser, kalp hastalığı ve erken ölüm riski de dahil 32 sağlık sorunu tehdidi altındayız. Peki ultra işlenmiş gıdalardan nasıl kaçınacağız? Geleceğin meslekleri arasında gösterilen dil ve konuşma terapistliği nedir? Çocuklarda konuşma bozukluğu nasıl anlaşılır? Terapi kaç yaşında başlamalı? Dil terapisinin zorlukları neler? Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes nefese sürüyor. Fenerbahçe ile Galatasaray derbiye kadar puan kaybı yaşar mı? En zor fikstür hangi takımda? Detaylar 19. saat ana haberde. İsrail, İran'ın saldırılarına yanıt vermek için hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı. Tel Aviv'in masasında hangi seçenekler var? Cevabı Yahya Ancı'nın haberinde. Yok ya, אנחנו مستقلים קדימה. אנחנו שוקלים את צעדנו והשיגור הזה של כל כך הרבה טילים, טילי שיוט. Katbamim leşetah medinat İsrail yani betguva. İsrail'in İran'a yanıt verileceğini açıklamasının ardından dünya bunun nasıl gerçekleştireceğine kilitlenmiş durumda. İsrail hükümeti müttefiklerinden gelen desteğin farkında ve bunu israf etmek istemiyor. Buna karşın İran'ın İsrail topraklarına yönelik ilk saldırısının cevapsız kalmasına izin verilemeyeceğini düşünüyorlar. Analistler İsrail'in çok az bir seçeneği olduğunu düşünüyor. Özellikle de Gazze şeridinde Hamas'la 6 aydır süren acımasız bir savaşa bulaşmış olması ve İran destekli çeşitli gruplarla karşı karşıya olması nedeniyle. Bu nedenle İsrail'in tercihi yeni cepheler açmak değil. Bu da İsrail'in İran'a doğrudan saldırarak misilleme yapmasının düşük olduğu ihtimaline işaret ediyor. İran'ın 300'den fazla füzenin ateşlendiği saldırısında can kaybı yaşanmamıştı. İsrail'in de benzer şekilde kayba yol açmayacak bir misilleme gerçekleştirmesi muhtemel. Hedefler arasında İran'ın askeri varlıkları veya nükleer programı yer alıyor. This is an Israeli decision to make. Whether and how they'll respond to what Iran did on Saturday, and we're going to leave it squarely with them. We are not involved in their decision making process about a potential response. ABD ve birçok ülke, İsrail'in çok sert bir yanıt vermesinin İran'da doğrudan savaş tehlikesi doğuracağından endişe ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu'ya ABD'nin İran'a yönelik bir karşı saldırıda yer almayacağı uyarısında bulunmuştu. Bu nedenle savaş kabinesinin ABD tarafından engellenmeyecek bir seçeneği uygulaması bekleniyor. So I think it could definitely escalate quite a bit should Israel take another step in response. And I think that's one of the things that President Joe Biden has expressed concern about by saying that it would not back Israel should it take that step. Türkiye 7 Ekim'den bu yana İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmaların bölgesel sonuçları olacağı konusunda uyarıyordu. Öyle de oldu. İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliğine saldırarak savaşı bölgeselleştirme girişiminde bulundu. Peki Türkiye bu süreçte tansiyonu düşürmek için nasıl bir yol izledi? Cevabı Reyhan Ayıldız'ın haberinde. Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla
mümkündür. Türkiye, Orta Doğu'da gerilimin tırmandığı Ekim ayından bu yana başta Batı olmak üzere tüm ilgili tarafları bir an önce ateşkes sağlanması için uyardı. Ankara, sürecin devam etmesi durumunda çatışmanın bölgeye yayılacağı öngörüsünü paylaşmıştı. Öyle de oldu. İsrail, Gazze'deki savaşı bölgesel hale getirmek için İran'a hedef aldı. İran'ın Şam Büyükelçiliği vuruldu. İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sonrası bölgede tansiyon yükseldi. Dışişleri Bakanı Fidan, geçen aylarda yaptığı açıklamalarda insanlığın Gazze'de bir yol ayrımına geldiğini, buradan ya daha büyük bir savaş ya da büyük bir barış çıkacağını vurgulamış, Türkiye'nin tercihinin barış olduğunu kayda geçirmişti. Güvenliği tehdit altında olan aslında İsrail değil, tam aksine Filistinliler ve bölge ülkeleridir. Peki İsrail-İran geriliminde Türkiye gerilimi düşürmek için nasıl bir yol izledi? Sükunetin tekrar tesis edilmesi için başlattığımız diplomatik çabaları yoğunlaştırarak devam ettirmekte kararlıyız. Türkiye 1 Nisan'da İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınamış ve uluslararası hukuka aykırı bulduğunu açıklamıştı. Genel mesajların yanı sıra Türkiye başta İran ve ABD olmak üzere gerilimin ilgili taraflarıyla aktif bir diplomasi yürüterek gerilimin kontrol dışına çıkmasının önlenmesine katkıda bulundu. Bu çabaların İran'ın saldırıya ilişkin olarak Türkiye'yi ve diğer önde gelen bölge ülkelerini 72 saat öncesinde bilgilendirmesiyle başladığı biliniyor. İran'ın İsrail'e saldıracağı bilgisinin kesinleşmesinin ardından ilk temas 10 Nisan'da Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında gerçekleşti. Ardından Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, İranlı muhataplarıyla yaptıkları temaslarda gerilimi daha da tırmandıracak adımlar atılmaması çağrısını Tahran'a ilettiler. Ankara-Washington hattındaki diyalog, İran'ın saldırısının tamamlanmasından sonra da devam etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Blinken'a gerilimin asıl kaynağının İsrail-Hamas savaşı olduğunu anımsatarak acilen ateşkes ilan edilmesi, aksi halde krizin büyüyerek devam edeceği uyarısında bulunduğu öğrenildi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da yaptığı açıklamada, Blinken'ın mevcut gerilimin tırmanmasını önlemek için devreye giren Hakan Fidan'a teşekkür ettiğini vurguladı. Türkiye, İran-İsrail arasında yaşanan gerilimin daha büyük bir olaya yol açmadan sönmesine karşın bölgesel savaş tehlikesinin geçmediğini düşünüyor. Bundan sonraki süreçte olayların İsrail'in atacağı adımlara göre şekilleneceği değerlendiriliyor. Kavati kaon bo. Mi she pogea banu, anahu pogim bo. Anahu nagen al atsmenu mul kol yom. Gazze konusunda İsrail yönelik dünyada protestolar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde San Francisco kentinin sembolü sayılan Golden Gate Köprüsü de İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekmek isteyen Filistin destekçisi göstericiler tarafından trafiğe kapatıldı. Bakın o görüntüler ekranlarınıza geliyor. Köprü sabah saatleri itibariyle onlarca Filistin destekçisi göstericinin Gazze'ye destek gösterisine sahne oldu. Dakikalarca trafik durdu. Yoğun geniş güvenlik önlemleri vardı. Polis bir anlamda bir güvenlik şeridi oluşturmuştu. Ve olaysız bir şekilde yine bu protesto sonlanmış oldu. Ama sembolik anlamda bu gösteri çok ama çok kıymetliydi. Cumartesi gününden bu yana dünyanın bir numaralı gündemi İsrail-İran gerginliği. Bölgesel bir savaştan birçok ülke endişeli. Peki iki ülke arasındaki husumetin kökeninde neler var? Yahya Ancı'nın haberine bakalım. Orta Doğu'nun kanlı bıçaklı iki ülkesi İran ve İsrail. Aslında 45 yıl öncesine kadar ilişkiler barışçıldı. Hatta 1948'de kurulan İsrail Devleti'ni tanıyan ikinci İslam ülkesi Mısır'dan sonra İran olmuştu. 1979'da Ayetullah Hümeyni öncülüğündeki devrimle her şey değişti. Batı yanlısı Şah Rıza Pehlevi tahttan indirildi. Hümeyni yönetimindeki ülke İsrail'le olan köprüleri yıktı ve İsrail vatandaşlarının pasaportlarını tanımamaya başladı. Tahran'daki İsrail Büyükelçiliğini ele geçirerek kontrolünü bir Filistin devleti kurulması amacıyla İsrail hükümetine karşı mücadele veren Filistin Kurtuluş Örgütü'ne devretti. Sünni ve Arap ülkelerin baskın olduğu İslam dünyasında Şii kimliği nedeniyle yalnız kaldığını fark eden İran, kendi topraklarında düşmanlarının saldırısına uğramama amacıyla bazı stratejiler geliştirdi. Tahran'ın çıkarları için silahlı eylemler gerçekleştiren bir örgütler ağ oluştu. Lübnanlı örgüt Hizbullah bunların başında geliyordu. Bu örgüt çoğunlukla İsrail'e yönelik saldırılarıyla öne çıkıyor.
İran'la İsrail arasındaki gerilimin bir örtülü savaş olarak nitelenmesinin başlıca sebebi, iki ülkenin birbirine hükümetlerin resmi olarak üstlenmediği eylemler üzerinden saldırması. İran ve müttefiklerine karşı açıkça düşmancıl eylemlerde bulunmaktan kaçınan İsrail, diğer yandan İran destekçilerine karşı savaşan üçüncü ülkelerdeki silahlı gruplara finansal destek veriyor. İsrail ve İran arasındaki gerginliğin daha doğrudan ve açık bir şekilde devam edeceğinden endişe ediliyor. Türkiye'nin bölgesel rolünü ve diplomasisini değerli bir akademisyen Profesör Doktor Burak Künta ile birlikte konuşacağız ve değerlendireceğiz. Burak Hocam, hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Gerçi Amerika'da, Virginia'da öğle saatleri. Oraya da ne diyelim, tünaydın diyelim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. İzleyicilerimize de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum efendim. Burak Hocam, şöyle başlayalım. Merak edilen de bu. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran üçgeninde şu ana kadar Türkiye nasıl bir politika izledi? Şimdi bir kere İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri üçgeni dediğimiz zaman, buna tam üçgen demek doğru olur mu bilmiyorum. İlla üç ülke var diye üçgen olacak anlamına gelmiyor. Neden? Çünkü üçgen dediğinizde üç tane neredeyse birbiriyle denk uç vardır, köşe vardır. Burada böyle bir durum yok. Bunlar Amerika ile İsrail'in karşısında adeta tek başına duran bir İran. Hatta Amerika ile ve İsrail ile birlikte çok ciddi anlamda Ürdün de dahil olmak üzere, son yıllarda Suudi Arabistan da dahil olmak üzere sayısı artmış çok ciddi bir ittifakın karşısında bir İran. Bir kere önce bunun bir adını koyalım. Şimdi gelelim bize. Açık bir şey var. Türkiye'nin kendi duruşu vardır. Ne İsrail'i bağlar, ne İran bizi bağlar, ne Amerika bizi bağlar. Nedir bizim duruşumuz? Bir, Filistin'de yaşanan hadise bizim için sadece ve sadece orada katledilen Müslümanlar ya da insanlar meselesi değildir. Biz bundan 100 sene önce o topraklardaydık. Bundan 100 sene önce orası Osmanlı tarafından yönetiliyordu. Yani 120 sene. Ağzımız alışmış, 100 deyip duruyoruz ama çok yakın tarihe kadar bizim topraklarımızdı, bu bir. İkincisi, oradaki politika Cumhuriyet döneminde de, Cumhuriyet öncesinde de her daim Türkiye'nin bellidir. Yani İsrail'in oradaki yaptıklarını hiçbir zaman için sus diyemeyecek bir ülkedir Türkiye. Bunu bir kenara koyalım. Yani tavrımız net. Zaten bunu Sayın Cumhurbaşkanı da defaatle farklı noktalarda, daha Davos'tan beri, hatta onu da bıraktım, kendisinin belediye reisliği döneminden daha öncesinden itibaren de her zaman ifade ediyor. Şimdi gelelim İran'a. İran, evet, Türkiye ile komşu. Evet, İran çok büyük bir ülke. Bahsettiğiniz ülke Ahamenik İmparatorluğu, bahsettiğiniz ülke Partlar, Medler, bahsettiğiniz ülke Sasaniler, Safaviler. Büyük Aryan toplumundan bahsediyorsunuz. Ama bir o kadar da Osmanlı'dan itibaren, hatta Selçuklu döneminde bile devamlı olarak aramızda büyük rekabet olmuş. Yani öyle böyle değil. Büyük rekabet olmuş. Ve Türklerle Persler bir denge politikası benimsemiş. Ne demek bütün bunların neticesinde bugüne vurduğumuz zaman? Türkiye orada söyleyeceğini söylüyor, burada söyleyeceğini söylüyor. Orada bir haksızlık varsa dile getiriyor, burada bir haksızlık varsa dile getiriyor. Ama İran'ı İsrail, İsrail İran karşısında bizim bir tutum alırken her şeyden önce iki ülkeye karşı da münferit politikalarımız olduğunu unutmamak ve ona göre şekillendiğimizi farkında olmak lazım. İkinci sorum da şu hocam. Bu saldırı, yani misilleme yapılmadan önce şunu anlıyoruz. William Burns ile İbrahim Kalın arasında bir görüşme olduğu ve Türkiye'nin İran'ı yani durdurması yönünde bir görüş ve alışveriş yapılmış. Dolayısıyla aslında Türkiye bu ateş çemberi içerisinde bir diplomasi yürütüyor. Bizim işimize, yani Ankara'nın işini zorlaştıran ana başlıklar nedir desem? Çünkü anladık ki evet, Ankara devreye girdi ama İran o misillemeyi yine yaptı. Peki, ben size şimdi bir şey söyleyeceğim. Bırakın bizi, kim bir araya girerse girsin, kim topa girerse girsin, İran buradan geri adım atar mı? Atmaz. Atamaz. Atması mümkün değil. Bir şey yapacak. İsrail'e araya Amerika Birleşik Devletleri, bakın şu an Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in uzaktan yakından İran'a bir misilleme yapmasını istemiyor. 24 saat burada bunları konuşuyoruz. Amerika'nın şu an seçim sürecinden de münferit olarak mevcut Orta Doğu'da yeni bir karışıklık Amerika istemiyor. Boğazına sıkılmış durumda ekonomik olarak birçok noktada. Ama misilleme yapacak İran yine, İsrail, İran'a karşı. Dolayısıyla araya kimin girdiğinden ziyade
bu iki ülke birbiriyle en son sen vurdun, en son ben vurdum diye bir yarış içerisinde. Ama burada unutmamanız gereken çok net bir şey var. Bu yaşanan hadise kime yaradı derseniz, ben çok net şunu söyleyeyim, en çok Netanyahu'ya yaradı. Evet. Çünkü Netanyahu'nun Gazze'de yaptığı katliamı son dönemlerde Amerika'da en yakınındaki senatörler bile gündeme getirirken bugün konuşan yok. Evet. En sokakları İsrail'de, Tel Aviv'de, Kudüs'te protestolarla doluyken bugün konuşan çok azaldı. Dolayısıyla İsrail bir misilleme yaptığı takdirde de kimse ses çıkartmayacak. Kesinlikle. Hiç, yani Allah aşkına, yani şu zaten evlere şenlik bir durum ama yine söyleyeceğim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde aslında trajikomik bir hadise. Bunu böyle konuşmamak bile lazım artık ama çünkü benim uluslararası hukuka olan inancım tamamıyla ortadan kalktığı için orada bazı ülkeler çıkıp İsrail'e yapılan saldırıyı kınıyor. Tamam, Kanada. Bundan önce bir şey oldu da o ülkede ona saldırıyor. Bir şey oldu ondan önce. Bir Suriye'de bir hadise vuku buldu. Evet. Sanki yokmuş gibi. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum ez cümle. Türkiye Cumhuriyeti elinden geldiğince doğruların, etiğin, kendi inançlarımızın ama bir o kadar uluslararası doğruların arkasından da gidip söylemlerimizi de her zaman söylüyoruz. Hiçbir zaman çekinmedik. Ama ve lakin karşınızdaki muhataplarınızın ve bugün dünyadaki mevcut sistemin, dünyadaki mevcut kurulu düzenin bunu dinleyecek bir durumu falan da yok. Maalesef böyle giderse bu işin sonu. Çok açık ve net söylüyorum. Böyle 3. Dünya Savaşı falan değil, çok daha farklı. Çok daha sistematik, parametreleri değişmiş bir yere doğru götürüyorlar dünyayı. Burak Hocam çok teşekkür ederim. Güzel havanın da tadını çıkarın. Sağ olun yayına teşekkür katıldığınız ederim. İçin iyi akşamlar diliyorum. Devam edelim, Ukrayna tarafına bakacağız. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, İran-İsrail geriliminde NATO üyesi olmayan İsrail'e verilen desteği örnek gösterdi. Ukrayna'ya da destek çağrısında bulundu. Bakın Zelenski bu konuda ne diyor? Ukrayna'ya aynı desteği verin diyor. Özgür dünya İsrail savunarak böyle bir birliğin sadece mümkün değil, aynı zamanda %100 etkili olduğunu da göstermiştir. Aynı şey İsrail gibi NATO üyesi olmayan Ukrayna'yı terörden korumak için de mümkündür diyor ki Zelenski'nin de Yahudi asıllı olduğunun da altını bir kez daha çizmiş olalım. Ve Ukrayna savaş, Ukrayna-Rusya savaş cephesinde neler yaşanıyor? Ukrayna'daki savaş artık 3. yılında. Son birkaç ayda cephe hattı pek değişmedi. Ancak Rusya şimdi yaz saldırısına hazırlanıyor. Peki bu savaşın gidişatını değiştirebilir mi? Yasemin Işık bu soruya cevap aradı. Savaş yorgunu Ukrayna cephe hattına gönderecek asker bulmadığı giderek daha fazla zorlanıyor. Hem mühimmatı hem de hava savunma kapasitesi azalan ülke için bu durum acaba yenilginin habercisi mi? And delays in delivery of ammunition will allow Russia to press along the front line. Ukraine simply cannot wait. It needs air defenses, ammunition and aid now. Geçen yıl büyük umutlarla başlatılan Ukrayna'nın karşı saldırısı, Rus güçlerinin işgal ettiği topraklardan çekilmelerini sağlayamadı. Şimdi Moskova yaz saldırısına hazırlanıyor. Peki bu nasıl olacak ve muhtemel stratejik hedefler neler? Uzmanlara göre geçen yıl Ruslar Ukrayna'nın tam olarak nereye saldıracağını biliyordu. Buna göre plan yaptılar ve Ukrayna'nın ilerleyişini başarıyla engellediler. Rus kuvvetlerinin yoğunlaştığı şu günlerde Kiev'in bir sonraki hedefin neresi olacağını tahmin etmeye çalıştığı bir dönemdeyiz. Uzun cephe hattını savunmak Ukrayna için büyük bir zorluk. Чи Україна програє, і чи буде нам дуже-дуже складно, і чи буде велика кількість жертв, залежить від вас, від партнерів, від західного світу. Якщо ми будемо сильні зброєю тою чи іншою, ми не програємо цю війну. Ми переможемо. Özellikle Harkov savunmasız durumda ve Moskova için cazip bir hedef. Hemen her gün Rus füze saldırılarına maruz kalıyor. Ukrayna ise İHA'ları, seyir ve balistik füzeleri engelleyecek yeterli hava savunmasına sahip değil. Analistlere göre Harkov düşerse Ukrayna hala ayakta kalabilir ama bu hem moral hem de ekonomi açısından ağır bir darbe olur. Diğer kritik bölge ise Donbas. Rusya 2022 yılında Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk'ı ilhak etti ve son 18 aydır çatışmalar burada yoğunlaşıyor. Müzik
Ukrayna Bahmut ve Avdiivka kentlerini elinde tutmak için insan gücü ve kaynak bakımından büyük çaba harcasa da bu süreçte hem iki kenti hem de en iyi savaşçı birliklerinden bazılarını kaybetti. Bu bölgelerdeki savaş alanı kıyma makinesi olarak da adlandırılıyor. Ancak Moskova'nın savaşa çekecek çok daha fazla askeri varken Ukrayna'nın yok. Tabii Rusya'nın bu yılki stratejik hedefi toprak ele geçirmekten ziyade sadece Ukrayna'nın mücadele ruhunu kırmak ve Batılı destekçilerini bu savaşın kaybedilmiş bir dava olduğuna ikna etmek olabilir. Kesin olan bir şey var. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırmaktan vazgeçmeye niyeti yok. Batı'nın Ukrayna'ya kendini savunması için yeterli araçları sağlayamayacağına güveniyor. Tüm NATO zirvelerine, tüm konferanslara ve tüm heyecan verici konuşmalara rağmen haklı olma ihtimali var. Ve siyaset diyeceğiz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Bahçeli'nin öne çıkan manşetlerinde neler vardı, cümlelerinde neler vardı ona bir bakalım. Türkiye'de iktidar tektir dedi ve özellikle geride bıraktığımız 31 Mart seçimlerine değindi. Yerel iktidar olduk diyenler hayal alemindedir dedi. Ve Cumhurbaşkanlığı kabinesi şu an itibariyle tek iktidardır. 31 Mart'ta el değiştiren bir iktidar yapısı yoktur. MHP seçimlerden başarıyla çıkmıştır. Kimse bu başarıyı karalamaya teşebbüs etmemelidir diyor MHP lideri Devlet Bahçeli. İYİ Parti önümüzdeki günlerde yeni genel başkanını seçecek. MHP yönetiminde ise sınırlı değişiklik yapılarak başkanlık divanına da 4 yeni isim seçildi. Peki AK Parti'de nasıl bir değişim olacak? AK Parti'de 3 dönem milletvekilliği yapmış olan İbrahim Aydemir'le birlikte bu konuyu konuşacağız. Sayın Aydemir hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, hoş bulduk Cüneyt Bey. Çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere saygı sunuyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi yarın uzun bir aradan sonra AK Parti grup toplantısında da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinleyeceğiz ama öncesinde merak edilen soru şu, cevap da merak ediliyor. Kısmi de olsa bazı partiler değişikliğe gitti. MHP'de İYİ Parti işte genel başkanını seçecek. AK Parti'de bir muhasebesini yapıyor bu yerel seçim sonuçlarının. Hem kabine hem de AK Parti'de bir değişim olacak mı? Sayın Cumhurbaşkanı da tanıyan, iyi tanıyan isimlerden birisiniz. Evet. Şimdi bir defa şunun altını çizeyim Cüneyt Bey. Ben bu partinin Erzurum'daki kurucu heyeti içerisinde bulundum. Dolayısıyla 23 yılın hafızalarından birisiyim. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasette atacağı adımları da az buçuk da olsa kestirebiliyorum ben. Zaten Cumhurbaşkanımız seçimlerin hemen akabinde MYK'da, MYK sonrası yaptığı açıklamalarda ne yapacağının işaretlerini de verdi. Bir rota çizdi. Yapılacak elbette ki efendim seçimlerin muhasebesini, murakabesini mutlaka çok ayrıntısıyla yapmak, değerlendirmek. Bunlar AK Parti tarafından bütün kademelerde en alttan en üste kadar mutlaka yapılır. Cumhurbaşkanımız da burada yol haritasını belirleyici olandır. Şunu insanlarımız bekliyor elbette. Acaba bir tebettülat, bir değişim olacak mı? Nerede tebettülat? Efendim kadrolarda, siyasi kadrolarda, siyasi aktörlerde bir değişiklik yaşanacak mı? Bir de politikalar nasıl hayata yansıtılacak bundan sonra? Çünkü 19. seçiminde ikinci olma durumuna düşmüşüz. Bu elbette ki bizde, tabanımızda, Sayın Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş, yüreğini adamış olan kesimlerde bir hayal kırıklığı oluşturdu, bir sıkıntılı hal ortaya yere çıkardı. Bunu izale edebilecek adımların atılmasını insanlarımız bekliyor. Toplum da bekliyor. Evet. Bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalar o kadar mükemmel, o kadar yerinde ki yani birileri böyle seçimlerden sonra sanki iktidar olmuşlar gibi çok iri kıyım laflar ediyorlar. Oysa Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi iktidar, evet, Cumhur İttifakı'nın iktidarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın iktidarıdır. Bu böyle devam edecekse bu arada da mutlaka AK Parti kendi içerisinde bu söylediğimiz muhasebe üzere bir değişim yapacaktır, yaşanacaktır bu. Bu efendim bir takım isimleri hedefe koyarak o isimler üzerinden sanki başarısızlığın mümessilleri bunlarmış gibi bir yol çizdiğiniz zaman haksızlık yapmış olursunuz. Böyle olmayacak kuvvetle muhtemel. Elbette ki
vazife alan kim varsa şimdi, vazifede bulunanlar kim varsa, bunlar da kendilerine göre alınan sonucun kendilerine göre bir efendim savunmasını yapacaklardır. Biz şunu gördük sahada seçimlerden hemen sonra. Bir defa insanlarımız bir iştiyakın, bir şevkin, bir şavkın noksanlığını seçim vetiresi içerisinde gördüler, seçim sürecinde. Sayın Cumhurbaşkanımız 50 küsür il gezdi. Ramazan olmasına rağmen, yani şartlar çok böyle namüsait olmasına rağmen, asla şevkinden, şavkından taviz vermeden sahaya yansıttı. Ama aşağı kademelerde bir sıkıntılı halin olduğu da gözüküyordu. Bunları da inkar etmemek lazım. Hakikati ortaya yere koymak lazım. Öyleyse mutlaka o eskiden olduğu gibi, her seçimden sonra yeni bir seçim başlamış gibi teşkilatlarda var olan o enerjiyi yeniden açığa çıkaracak, yeniden hayata yansıtacak yapının ortaya konulacağını ben düşünüyorum. Anladım. Cumhurbaşkanımız bir defa siyasetin allamesidir. Bunun hep altını çizdik biz. Evet. Yani seçimi kazandıktan sonra nasıl böyle bir efendim o kazancın hasılasına talip oluyor ise, kayıptan sonraki sıkıntılı hali de mutlaka kim o işte müsebbipse sahiplenmesi lazım. Cumhurbaşkanımız bunu çok ölçülü bir biçimde mutlaka parti içerisinde hayata yansıtacaktır. Peki. Ben şunu biliyorum. Şunu merak ediyorum. Yani siyasi zeminde farklı kategoriler, farklı sınıflandırmalar var. İşte merkez sağ tarifi içerisinde olan bir seçmen kesimi var. Bunlar biz kurulduğumuz günden bugüne bizimle beraber. Yine bizimle beraberler bunlar. Evet. Belki bir kısmı sandığa gitmedi. Belki sandığa gitti, bir tepki yansıması oldu. Bu iktisadi vasattaki sıkıntılardan kaynaklı. Hı-hı. Ama şundan eminiz, onu görüyoruz. Ben sahadayım, görüyorum. İnsanlar şunu söylüyor. Yani serzenişini koyuyor ortaya yere ama ardından da şunu söylüyor. Allah Cumhurbaşkanımızın varlığını daim kılsın. Yani Türkiye'deki, Türkiye'nin daha doğrusu içinde bulunduğu netameli coğrafyayı çok özel tarif ediyor insanlarımız. Hı hı. Belki başkalarının böyle ümmi diye tarif edeceği, okumayan, yazmayan, görmeyen, bilmeyen, siyasete de mesafeli diye tarif edebileceği kesimler bile, samimi söylüyorum, hı hı, çok böyle aydın, münevver diyeceklerimizi okutacak değerlendirmeler yapıyorlar. Ve son kertede Cumhurbaşkanımızın varlığını onlar için bir sigorta olduğunu, hı hı, ifade ediyorlar. Dediğim gibi kim bunlar? Sandığa gitmemiş ya da sandığa tepkisini yansıtmış olanlar bile böyle. Öyleyse biz bu değişimle beraber bu merkez sağdaki seçmeni mutlaka ama mutlaka AK Parti'nin merkezinde tutacağız. Onun yanında biz muhafazakar demokrat bir yapıyı ifade ediyoruz. AK Parti için söylüyorum ben. Bizim muhafazakar kitlemiz arkamızdadır. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında çok özel vurgular yaptı. Akla hayale gelmeyecek yalanla, iftirayla yönelenler oldu. Cumhurbaşkanımız siyasi hayatının tamamını Filistin davasına, Kudüs davasına, Gazze davasına hasretmiş bir insan. Buna rağmen nasıl yalanlarla yöneldiler ki? Bunun bir karşılığı elbette olur. Hı hı. Yani iletişim kanallarında bir kopukluk olduğunda, siz de bu iletişim kanallarını sıhhatli kullanmadığınızda maalesef bu iftiralar aksülamel buluyor, yansıma buluyor. Bu buldu mu? Buldu. Muhafazakar kesim için söylüyorum. Öte tarafta milliyetçi kesim var. Bunların Cumhur İttifakı'nı da ifade eden bir tarafı var. Ama bizim AK Parti'nin içerisinde de, hı hı, milliyetçi cenahı temsil eden çok özel seçmen kitlesi var. Bunlar da yine aynı şekilde Cumhurbaşkanımıza bağlılıklarını aynı devam, peki, ediyor. Hı hı. AK Parti'ye olan muhabbetlerini devam ediyorlar. Bir yere geleceğim ben. Son bir cümle çünkü süremi aşmak üzereyim Sayın Aydemir. Lütfen. Şunu özellikle, hı hı, vurgulayacağım. Tabii. Kürt seçmen, altını çizerek söylüyorum. Kürt seçmen bu milletin esaslı bir yapısını ifade ediyor ve Kürt seçmen şunu biliyor. AK Parti ile beraber kendilerine hayatı dar eden yapıyı, o zincirleri kırdılar. Şimdi onlarda da bize dönük eğer böyle bir serzeniş hali varsa, hı hı, biliniz ki bunun arkasında ekonomik gelişmeler var. Yoksa AK Parti'nin politikaları falan değil. Öyleyse el cümle şunu söylemek istiyorum Cüneyt Bey. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimlerden sonra bir muhasebe zemini açtı ya. Evet. Mutlaka ama mutlaka o zeminde efendim bu kırılmanın, bu sıkıntının
Bu AK Parti ikinci parti durumuna düşüren halin faturasını ödeyecek efendim siyasi aktörlerin olacağına dönük toplumda bir beklenti var. Peki. Bu hali de Cumhurbaşkanımız çok esaslı bir biçimde, çok kırmadan incitmeden özel bir şekilde hayata yansıtacaktır diye. Önümüzdeki günlerde zaten ediyorum. Bunu göreceğiz. Sayın Aydemir, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Erzurum'dan İbrahim Aydemir'le siyaseti ve AK Parti'yi konuştuk. Kısa bir araya gideceğiz. Ana haber devam edecek. Ana haber devam ediyor. Siyasetle devam ediyoruz. İyi Parti'de 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongrede Meral Akşener'in koltuğuna aday isimler delegelerle yakın temasa geçti. Diğer yandan 26 milletvekilliği ise kongrenin iptalini, Akşener'in partinin başında kalmaya devam etmesini istiyor. Milletimizin bize vermiş olduğu mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yerel seçimdeki başarısızlığı üstlenerek partiyi 27 Nisan'da olağanüstü kongreye götürme kararı sonrası genel başkanlığa aday olan isimler delegelerle yakın temasa geçti. Seçilmiş 1000'i aşkın büyük kongre delegesinin yanı sıra parti kurucuları, milletvekilleri, MYK ve MDK üyeleri doğal delege statüsünde. Başkanlığın güçlü adaylarından İyi Parti Meclis Grup Başkanı Koray Aydın ve Meclis Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu da bu süreçte delegelerin desteğini almaya çalışıyor. Bunun için delegeleri ziyaret eden Aydın, destek almak için çalıştı. Müsavat Dervişoğlu'nun ise delege ziyaretlerine 1-2 gün içinde çıkması bekleniyor. Yoğun bir takvim oluşturacak Dervişoğlu ilk olarak delegelerin fazla olduğu illere yoğunlaşacak. Sayın Genel Başkanımızın hayır duasını aldım. Aydın ve Dervişoğlu'nun dışında İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodas ve İstanbul Teşkilatı Kurucu üyesi Kemal Orkun Yektaş'ın adaylığı bulunuyor. Çok keyifli bir mücadele olacağını, çok keyifli bir kongre yaşayacağımızı ve partimizi ciddi anlamda büyüterek çıkaracağımızı söylüyorum. Diğer yandan İyi Partili 26 milletvekili ise olağanüstü kongrenin iptal edilmesi ve Akşener'in genel başkanlık koltuğunda kalması için çaba sarf ediyor. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş, kendisi gibi düşünen milletvekilleri adına Akşener'den randevu talep etti. Ancak olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt alamamaları üzerine bir süre sonra randevu talebini iptal etti. Konuyla ilgili konuşan Karakaş, milletvekilleri olarak partinin dimdik ayakta durmasını, kutuplaşma, bölünme ve ayrışma olmamasını istediklerini söyledi. Genel Başkan Akşener ısrarları dikkate alıp kongreyi iptal eder mi ya da aday olmayı tercih eder mi? Bunlar kısa zamanda yanıt bulacak sorular. Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Haftası'na ilişkin verileri paylaştı. Derlenen bilgilere göre geçtiğimiz yıl ve bu yıl yaşanan yoğunluk da gözler önüne serildi. Bakın en çok hangi ülkelerden vatanımıza turist olarak geliniyor? Ama önemli olan rakam ve içeriye giren döviz miktarı ne durumda? Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı Ocak ve Şubat dönemi yani 2023 ve 2024'e baktığımızda geçtiğimiz sene 3.9 milyonken bu rakam 2024 Ocak-Şubat döneminde 4.3 milyon turiste çıkmış durumda. Yine ziyaretçi sayısı ve turizm gelirlerine baktığımızda da pandemi dönemini bir tarafa bırakacak olursak yani 2020 ve 2021 yıllarını bir tarafa bırakacak olursak 51.7 milyar dolardı. 2019 yılında pandemi araya girince ciddi bir düşüş oldu. Pandeminin sonuçlanmasıyla birlikte 2022'de 51.4 milyar, 2023'te 56.7 milyar dolar ve bu yıl yani 2024 yılında ise hedef 60 milyar doların üzerine çıkabilmek. Bu arada Ocak-Şubat 2024 döneminde en çok hangi ülkeden turist geldi? Bakın rakamlar böyle. İran 437.905, sonrasında Rusya'yı görüyoruz 433.654 turist. Ve sonrasında yine bir başka komşu ülke Bulgaristan'dan 345.301 turist ülkemize gelmiş. Beyaz Saray, NASA'dan ayda saatin nasıl söyleneceğini bulmasını istiyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri bunu neden istiyor? Cevabı Yahya Ancı'nın haberinde. Ayda saatin kaç olduğu nasıl söylenir? Beyaz Saray işte bu soruya yanıt bulmak için NASA'yı görevlendirdi. NASA'nın koordineli ay saati olarak adlandırılan saati ayarlamak için 2026 yılının sonuna kadar zamanı var.
Bu tam olarak dünyadaki gibi bir zaman dilimi değil. Ay için tam bir zaman referansı çerçevesi çizmek amacıyla yapılıyor. Ayda daha az yer çekimi olduğundan orada zaman dünyaya kıyasla biraz daha hızlı akıyor. Koordineli ay saati, aşırı hassasiyet gerektiren ay uzay araçları ve uydular için bir zaman tutma kriteri sağlayacak. NASA'nın üst düzey iletişim ve navigasyon yetkilisi Kevin Coggins, ay ya da Mars gibi başka bir cisme gittiğinizde her birinin kendi kalp atışına sahip olmasının mantıklı geldiğini belirtiyor. NASA'nın Eylül 2026'dan itibaren Artemis programı aracılığıyla ay yüzeyine astronot misyonları gönderme planları var. Bu program aynı zamanda Mars'a yapılacak gelecekteki misyonlar için zemin hazırlamaya yardımcı olabilecek bilimsel bir ay üssü kurmayı içeriyor. Yetkililer birleşik bir ay zamanı standardı olmadan Dünya, ay uyduları, üsler ve astronotlar arasında iletişimi sağlamanın zor olacağını belirtiyor. Yarık damak, nörolojik sorunlar, işitme kaybı, otizm, Down sendromu gibi problemler dil ve konuşma bozukluklarına yol açabiliyor. Bu nedenle bu hastaların konuşma ve dil terapisi alması gerekiyor. Konuşma ve dil terapisinin bu konuda uzman terapistler tarafından da yapılması öneriliyor. Biz de bu akşam ana haberde bu konuyu konuşacağız. Konuğumuz da doçent doktor Arzu Karaman Koç. Arzu Hocam merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Evet. Aslında kulak, burun, boğaz uzmanısınız ama evet. Sizin için dil terapisti diyebilir miyiz? Ya da bu alana mı giriyor? Tam diyemeyiz. Çünkü bunun eğitimi başka. Bunun için özel eğitim alınıyor. Yaklaşık daha doğrusu 4 yıllık bir okul mezunu olmak gerekiyor. Ve bu sadece bu konuda eğitim alıp diploma olması gerekiyor. Yani dil terapisti üzerine ki biz biraz araştırma yaptık. Önümüzdeki yıllarda aranan önemli mesleklerden biri olacağı söyleniyor. Peki dil terapisi nedir diye sorsam, buradan bir başlayalım. Şimdi konuşma ve dil bozukluklarını tedavi etmeyi amaçlayan aslında bir alan dil terapisti. Şimdi biz iletişimimizi, kendimizi anlatmayı dilimizle ve konuşarak sağlıyoruz. Bu olmadığı zaman gündelik ihtiyaçlarımızı bile karşılayamayacak hale geliyoruz. Dolayısıyla en azından kişinin gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için karşı tarafla anlaşabilmesi gerekiyor. En bazı bu. Tabii ki bunun daha ilerisi var. Daha profesyonel hani anlatımlar içinde konuşma terapisi başka bir şey. Hani diksiyon da bunun içerisinde belki sayılabilir ama tabii ki bizim burada amaçladığımız daha bazal kişinin gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar karşı tarafa bir şeyler ifade edebileceği konuşmayı sağlamak. Dil terapisti tıp fakültelerinden mi mezun olacak hocam? Hayır. Hayır. Değil. Onların ayrı bir şeyleri var, fakülteleri var. Fakülteleri olacak. Tabii. Çok enteresan ya. Ben de şöyle bir baktım. Pek çok kurum hatta yerlerde bu dil terapisti de aranıyor. Evet. Şu an itibariyle. Peki az önce saydım, yarık damak, nörolojik sorunlar, işitme kaybı, otizm, işte Down sendromu, diş problemleri de dahil olmak üzere dil ve konuşma bozukluklarına yol açıyor. Başka hangi başlıklar bu dil ve konuşma bozukluklarına yol açabiliyor? Şimdi tabii çocuklarda olan var, erişkinlerde olan var. Gelip geçici olanlar var, kalıcı olanlar var. Çocukluk dönemindekiler işte yarık damak, işitme bozukluklarına bağlı çocuğun gelişimle ilgili problemleri. Yutma bozukluğu olanlar gene ağız kaslarını kullanamayan çocuklarda o sesleri çıkaramadıkları için konuşma bozuklukları olabiliyor. Erişkin dönemde ise geçirilen inmeler, işte veya MS hastalığında geçici, sonradan düzelebilen, konuşma merkezinin etkilendiği konuşma bozuklukları. Yani nasıl anlaşılıyor peki hocam? Öncelikle çocukta doktor, mesela. Çocukta, şimdi çocuğun gelişimini takip eden bir çocuk doktoru veya bir aile hekimi, çocuktaki bu konuşma bozukluğunu veya konuşmanın olmadığını takip eden kişi, aile öncelikle fark ediyor. Yaklaşık 2 yaş civarında bir çocuğun 2 kelimeden oluşan cümleler kurabiliyor olması lazım. 3 yaşındaysa daha karmaşık, işte 3 kelimeden oluşan, 4 yaşındaysa dilin gelişiminin tamamlanmış olması, artık çocuğun ne dediğinin yakın çevresindekiler, dışındaki insanlar tarafından da anlaşılıyor olması, 6 yaşına yani okul çağına gelen bir çocuğun artık adresini söyleyebiliyor olması, eğer bunlar olmuyorsa ve çevre tarafından anlaşılmıyorsa bazen aileler şunu söylüyor: biz ne dediğini anlıyoruz. Hayır, bu değil. Çocuğun net bir şekilde konuşması gerekiyor. Etraftaki yabancı insanlara da derdini anlatabiliyor duruma gelmesi lazım. O çocuk sağlıklı çocuk. Bunlar olmuyorsa eğer
bir soru işareti. Evet, bir uzmandan görüş alınıp bir bakılması lazım. Gerçekten bu çocukta dilin gelişimiyle ilgili bir sorun mu var? Konuşma bozukluğu mu var veya harfleri mi yutuyor, ondan mı anlaşılmıyor? Hani neden tespit edilip ona göre de bir tedavi planı oluşturulması fizyolojik gerekiyor. Fizyolojik anlamda bir sorun varsa, sıkıntı varsa zaten sizin alanınıza girdiği için ona tıbbi cerrahi müdahale yapılıyor değil mi? Evet. Damak ya da işte. Tabii. Damak yarının işte uygun zamanda kapatılması dişler lazım. Dişler olabilir değil mi? Dişler olabilir aynı şekilde. İşitme bozukluğu varsa bu çocuktan konuşmasını bekleyemeyiz. Değil çünkü çocuklar çünkü duymuyor. İşittikleri şeyi ancak taklit ederek öğrenebilirler. Dolayısıyla bu çocuğun konuşması da gecikecektir. Bu şekilde. Peki. Şimdi ya bu dil terapisti ben ilk duyduğumda hocam hani şimdi diksiyon hocaları da var, güzel konuşma, evet, doğru konuşma ama ikisini birbirinden ayıran şey nedir diye sorsam? Diksiyon kendisini... Biliyoruz onu. Evet, düzgün, yani, etkili evet, konuşabilmek evet, için, Türkçe'yi doğru konuşabilmek için. Ama burada dil terapisti deyince pek çok izleyicimiz kafası ister istemez karışıyor. Evet, şimdi hani... Mesela bir insan yetişkin de olsa, çocuk demiyorum, ileride neden dil terapistine gider? İleride demeyelim de problemin tespit edildiği anda dil terapisinin yapılması lazım. Çünkü bir şey kalıcı olduğu zaman bunu değiştirmesi çok zor oluyor. Erişkin dönemdeki problemlerde birazcık daha hani kişi bilinçli olduğu için daha gayretli olabiliyor ama çocuktaki kadar ilerleme hızlı olamayabiliyor. Çünkü artık bazı şeyler oturmuş ve yerleşmiş. Bunları düzeltmek zor. Çocukluk döneminde ise düzeltmesi problemin daha kolay. Dil terapistleri daha çok problemle ilgileniyorlar. Ama diksiyon başka bir şey. Hani o tabii, o farklı bir evet, şey. Yayına baş girmeden önce hocamla konuşurken yani dedi ki yeni nesil gençler hani konuşmayı unuttular mı unutmadılar mı derken hocam çok güzel bir şey söyledi. Şu dedi. Yani cep telefonunu gösterdi. Evet, yani ileride hani buna çok bağımlı kalan insanlar da bu dil terapistlerine herhalde ihtiyaç duyacak ya da konuşma terapisine mi diyelim, ne diyelim hocam? Çünkü sanal dünyada sizin adınıza birisi konuşuyor. Sizin bir şey üretmenize gerek yok. Sadece dinliyorsunuz ve geçiyor. Konuşmadığımız kelimeler bizim dağarcığımızda kalmıyor. Unutuyoruz biz onları. Doğru. Ve gittikçe daha az hafızayla konuşmaya başlıyoruz. Dolayısıyla bir süre sonra konuşmayı unutuyoruz. Kendimizi anlatamayan bireyler haline geliyoruz. Günümüz çocuklarının konuşmasının gecikmesinin de bir nedeni aslında ellerine verdiğimiz hani birazcık rahat edelim diye bu sanal dünya yüzünden. Aslında gelecekte onları bekleyen bir tehlike var değil aynen, mi? İletişim. Aynen. İletişim. Çok çok önemli ve aynen, aslında o dünyadayken iletişimde unutabiliyoruz. Evet, evet. Hocam şeyi merak ediyorum, kekemelikle alakalı mesela size gelip kekemeliği işte cerrahi çözümlerle kekemeliğini atlatanlar var mı? Keşke olsa. Henüz onun daha cerrahi çözümü bulunamadı. Kekemelik birazcık hani daha karmaşık, nedeni de tespit edilemeyen, altında genetik özelliklerin de olduğu, bazen kendiliğinden bir süre sonra düzelebilen ama bazen de kalıcı olabilen, işte bu kişilerde biraz nörolojik bir durum böyle aynen, sebeplerinde bu kekemelik olabilir. Daha böyle net hani nokta atış şudur dediğimiz bir durum yok ama onların kesinlikle terapiye ihtiyaçları var. Ses tonunu beğenmeyip gelip işte yani konuşurken ses tonunu beğenmiyorum ama daha etkili bir sesim olsun diye cerrahi yardım isteyen oluyor mu? Bunlar var. Bunlar yeni yeni olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ses tellerinden bir operasyon geçirdi. Şimdi sesini çok kullanan ve hani aslında erişkin dönemde bu ses benim sesim değil. Eskiden aslında başka türlü çıkıyordu. Şimdi daha farklı çıkıyor. Kalınlaştı veya işte tınısı değişti. Yüksek volüme ulaşamıyorum veya aynı volümde devam edemiyorum gibi şikayetlerle gelen hastalarımızda eğer ki biz sesimizi düzgün kullanamazsak, daha doğrusu ses tellerimizi düzgün kullanamazsak, bunların üzerinde kanamalar, zamanla nasırlaşmalar, nodül dediğimiz oluşumlar, bazen polipler oluşabiliyor. Bunların tedavisi de evet cerrahi. Peki, tabii konu başlığımızın içerisinde dil terapisi ve konuşma terapisi dedik ya, bunu evde yapabilir miyiz? Şimdi önce neden tespit edilip ona göre bir program çizilmeli, bir uzman eşliğinde terapi devam etmeli. Yani bununla tek başına birlikte yapılabilir mi bu problem? Hayır, yapılamaz. Yani bir program içerisinde gidilmeli ve bu programda da hani gerekli değişiklikler zaman içerisinde yapılmalı. Hani kişiye göre, hastalığa göre ama tabii ki bunların bir ev ödevleri var. Evde de aile veya kişi bunları yeterli miktarda tekrarlamadığı zaman
Hem zaman uzar hem verim düşer. Ne yapılıyor peki hocam orada, yani o dil terapisinde? Orada hastalığa yönelik gene işte mesela dil kasları zayıf olanlar var. Yanak kasları zayıf olan insanlarda bunları geliştirici hareketler, egzersizler veya işte kekemeliği olan insanlarda birazcık daha bunun için egzersizler. Aslında hani her hastalığa göre şeyler farklı. Yani bu dil yapılan tedaviler konuşma farklı. Terapisi de apayrı bir uygulama. Aynen. Orada da farklı. Evet. Teknikler devreye giriyor. Nedene yönelik tedavi aslında. Her şeyde olduğu gibi burada da. Önce problemi buluyorsunuz. Kesinlikle. Dil, damak neyse işte, egzersizler, antrenmanlar. Ki şimdi ben aslında benzetiyorum biraz bu diksiyon ve etkili konuşmada da hocam. Bizim yani Allah uzun ömürler versin inşallah hayattadır hocamız. Ya kurşun kalemi böyle bir ağzımıza alırdık iyice, ya da toplu iğne iki dudak arasında tutarak bazı harfleri çıkartmaya çalışırdık. Tabii onlar da başka bir egzersizdi. Evet, evet. O da aslında onun bir parçası. Peki, çocukta dil ve konuşma bozukluğu belirlendi. Bu ne kadar süreçte düzeltilebiliyor? Uzun bir şeye mi, döneme mi yayılıyor? Yoksa işte birkaç ay içerisinde bu mesele çözülüyor mu? Orada tabii süre vermek zor. Dil terapistiyle ne kadar uyumlu çalışacak? Hadi bu hafta çalıştık, önümüzdeki hafta tatile gideceğiz, biz bunu bırakalım dediğinizde orada kesinti yoruyor. Yani aynı süreçler içerisinde ve evdeki egzersizlerin de verilen süreler içerisinde yapılması lazım. Ev destekli. O zaman ancak başarı artıyor. Tabii başarı da hasta demeyeyim de kişiden kişiye değişen bir şey. Probleme göre değişen bir şey. Kimisi uzun zaman alıyor. Kimisi daha kısa. İşte falanca da şu kadar zamanda oldu, benden iyi olmadı. Öyle bir şey yok tabii ki. Kişiden kişiye alınan sonuçlar değişebiliyor. O yüzden hani amaç ne aslında? Nerede duracağız? O hedefe doğru ilerleyeceğiz. Hani vazgeçmemek lazım. Tabii başlangıçta da söyledim. Yani geleceğin meslekleri dendiği zaman yapay zeka, işte yazılım mühendisi, dijital pazarlama sorumlusu gibi pek çok meslek sıralanırken, bunun içerisinde dil ve konuşma terapisini görünce ben şaşırdım yani. Evet. Siz de bunu az önce yayına girmeden önce sizle paylaşmıştım. Geleceğin mesleklerinden birisi. Neden diye sorsam acaba size hocam? Şimdi aslında bakarsak otizm de eskiden bildiğimiz bir hastalık değildi. Yeni ortaya çıkan ve sayısının aslında gördüğümüzden daha fazla olduğu ve mesela bunlarda da bir iletişim problemi var, bir konuşma sorunu var. Dolayısıyla bizim konuşma ve iletişim problemlerimiz artıyor. Ve bunları düzeltmek için de aslında farkındalığımız artıyor bir yandan da. Bunların da tedavisi için bir profesyonellere ihtiyacımız var. Eskiden dil ve konuşma terapistlerinin sayısı da azdı. Şimdi tabii okullar açılıp sayılar artınca ihtiyaca binaen aslında hani burada da bir yol kat ettik. Peki. Söyleyeceğiniz son bir cümle var mı Arzu Hocam? Teşekkür ederim. Şu an bu sıkıntıyı yaşayan, bu sıkıntıyla baş edemeyen izleyicilerimiz varsa, eğer ki çocuklarında ben hani çocuklar bizim geleceğimiz ve çok kıymetliler. Çoğu problemi de aslında hani emekle, ebeveynlerin emeğiyle halledebiliyoruz. O yüzden akıllarında en ufak bir soru işareti varsa bence bir profesyonelden yardım alsınlar, bir doktor görüşü. En azından hani düzeltilebilecek şeyler zamanında düzeltilip çocuklarımızın özgüveninin yüksek olması lazım. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ayağınıza ederim. Sağlık, sağ olun hocam geldiğiniz için. Sizi uğurlarken biz de yine önemli bir haberle devam edeceğiz. Çünkü hemen her gün tükettiğimiz gıdaların çoğu ultra işlenmiş gıdalar kategorisine giriyor. Ve maalesef ki bu gıdalar bizi pek çok konuda hasta yapabiliyor. Peki bunlardan nasıl uzak durabiliriz? Yasemin Işık anlattı. Sabah yolda aceleyle içilen kahve, hızlıca atıştırılan öğle sandviçi ve günü tamamlayan akşamki hamburger. Günlük hayatın bu basit ritüelleri peki ne kadar sağlıklı? Gelin biraz derinlemesine bakalım. Birçoğumuzun masum zannettiği bu lezzetler aslında ultra işlenmiş gıdalar kategorisine giriyor. Araştırmalar gösteriyor ki Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık gibi yerlerde tüketilen kalorilerin büyük bir kısmı, hatta yarısından fazlası bu tür gıdalardan geliyor. Diğer yüksek ve orta gelirli ülkelerde de durum pek farklı değil. Kalorilerin yaklaşık %20 ile %40'ı ultra işlenmiş gıdalardan sağlanıyor. Kötü haber şu ki ultra işlenmiş gıdalar son bilimsel çalışmalara göre diyabet, obezite ve hatta kanser gibi ciddi sağlık sorunları ile ilişkilendiriliyor. Bu gıdaların cazibesi nereden geliyor dersiniz?
Yüksek oranda tuz, yağ ve şeker içermeleri onları son derece lezzetli kılıyor. Ve bu lezzet daha fazla tüketilmesine sebep oluyor. Tabii bu lezzetin ağır bir bedeli de var. Kalp hastalıkları, kanser ve diyabet gibi nedenlerle her yıl 41 milyon insan hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu hastalıkların büyük bir kısmı 4 ana sebepten kaynaklanıyor. Tütün kullanımı, alkol, hareketsiz yaşam tarzı ve elbette sağlıksız beslenme. Herkes sağlıklı beslenmek ister ama bu durumda ultra işlenmiş gıdalardan kaçınmak gerçekten mümkün mü? Bu sadece bir gıda meselesi değil, aynı zamanda yaşam tarzı ve tercihlerimizin bir yansıması. Acaba hepimiz biraz daha bilinçli hareket ederek bu döngüyü kırabilir miyiz? Ve bu akşam da 19. saat ana haberin sonuna geldik. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.